Gün geçmiyor ki Spiderman'e dair bazı haberler ortaya çıkmasın. Elbette ki haber gelsin yeni haberleri severiz ancak bu haberlerin bazıları iyi oluyor bazıları da kötü oluyor biliyorsunuz. Spider-Verse'ün kısa filmine dair güzel bir haberim var. Spider-Man Eclosu Spider-Verse'ün devamına dair güzel bir haberim var. Ancak Spider-Man 4 hakkında vereceğim haberler sizler için güzel mi olur yoksa kötü mü olur birazdan anlayacağız zaten. Canlar daha önce söylemiştim tekrar söylemek istiyorum çünkü gerçekten etkisi oluyor. Youtube'dan resmi olarak aldığım bilgilere göre bir videonun izlenmesi için ilk gelen insanların yani bildirime tıklayan insanların veya videoyu anında açan insanların like atması yorum atması çok önemliymiş. Bu sayede izlenmeyecek videolarım bile izlendi benim. Bunlar tamamen sizin sayenizde oluyor lütfen bu etkinliğimizi devam ettirelim. Böylece daha fazla kitlelere ulaşabiliriz ben de böyle daha rahat geçinebilirim. Şimdiden teşekkür ediyorum videoyu sonradan daha iyi tıklasanız ve like atmanız çok önemli. İzleyen her insan like atarsa video elbetteki katlanarak daha da izlenmeye devam eder. Çok konuştuk bunun üzerine artık hazırsanız videoya başlayabiliriz. Şimdi şöyle Spider-Man haberlerine geçmeden önce bahsetmek istediğim bir haber daha var. O da Last of Us hakkında olacak. Biliyorsunuz Last of Us bir oyun normalde. Toplamda iki tane oyunu bulunan ve bence gizli harika olan bir oyun. Özellikle Last of Us 2'yi herkes sevmese de ben çok seviyorum arkadaşlar. Yakın zamanda bitirdim, gerçekten çok etkilendim. Last of Us Part 2 harika bir oyun. Eğer bir film yapmak isteseydim tamamen böyle olurdu işte ben böyle bir şey yapmak isterdim dedikti bana. Ve biliyorsunuz ilk oyunun dizisi yapıldı, şimdi de sıra ikinci oyunun dizisinde yani Last of Us ikinci sezonda sıra. İkinci sezonun yakın zamanda çekimleri başladı ve çok kısa sürdü arkadaşlar. Daha doğrusu bir karakterin çekimleri çok kısa sürdü. Joel karakterini canlandıran Pedro Pascal'ın Last of Us ikinci sezon çekimleri sona ermiş. Ve Twitter'da herkes bununla dalga geçiyor. Allah Allah ya niye bu kadar kısa sürdü acaba falan tarzında şakalar yapmaktalar. Bu şakaları anlayabildiğim için gerçekten çok iyi hissediyorum. Ama aynı zamanda kötü de hissediyorum. İkinci sezon nasıl olacak ben izlemeye dayanabilecek miyim bakacağız göreceğiz. İkinci sezonunda bu arada 2025'in Nisan veya Mayıs aylarına yayınlanması planlanıyormuş. Güzel yani çok da uzak bir tarih değil. Bekleyip göreceğiz bakalım. Spider Verse haberlerine gelecek olursak oradan da bahsetmek lazım. Geçenki videolarımda sizlere haberini vermiştim arkadaşlar. Spider Verse animasyon evreninde geçen kısa bir animasyon filmi gelecek demiştim. Bu filmin ismi The Spider Within. Gelecek olan bu kısa film Miles Morales'in böyle korkularına odaklanacak diyebilirim. Çok uzun olmayacaktır, 5-6 dakika uzunluğuna falan sahip olacaktır. Beyond the Spider Verse gelene kadar bizleri idare edecek bir şey geliyor işte. 27 Mart tarihinde yani yarın yayınlanacak YouTube kanallarında bildiğiniz hepimiz aynı anda resmi bir şekilde Sony'nin YouTube kanalından bunu izleyebileceğiz. Yayınlandığı zaman ben Instagram'dan falan haber veririm sizlere arkadaşlar. Hep beraber izleyebiliriz. Eğer telif olmazsa kanalda Türkçe bir şekilde paylaşırım ancak Sony'nin telif koymama gibi bir ihtimal yok. O yüzden muhtemelen paylaşamayacağım. Asıl şeyi söylemeyi unuttum bu arada. Bu filmden kısacık bir teaser geldi 40-45 saniye civarında. İsterseniz YouTube'a yazıp teaser izleyebilirsiniz veya direkt yarın filmi de izleyebilirsiniz. Artık her şey size kalmış. Bunun dışında Beyond the Spider-Verse'e dair ufak bir haberim var. O da şöyle ki Beyond the Spider-Verse hakkında yapımcılarımız bir açıklama yapmışlar. Gelen açıklamaya göre de Beyond the Spider-Verse filmi Ectos'u Spider-Verse'den daha da iyi olacakmış. Çıkardığımız son filmden bile daha destansı bir film geliyor. Filmi izlemeyi planlayan herkes şimdiden mendillerini hazırlasın. Tarzında bir açıklama yapmış ve bu açıklama beni heyecanlandırdı. Demek ki hem çok güzel bir film geliyor hem de çok duygusal bir film geliyor. Spider-Man'e dair derin duygular içeren şeyler izlemek benim gerçekten hoşuma gidebilir. Bu yüzden Beyond the Spider-Verse filmi için artık daha da heyecanlıyım. Film ne zaman geliyor? gelecek konusuna değinecek olursak arkadaşlar net bir tarih yok. 2025'de olabilir, 2026'da, 2027'de. Ne zaman hazırsa o zaman çıkacak diyebiliriz. Şimdi buraya kadarki haberlerimiz bu şekildeydi. Şimdi de bu videoyu çekmeme asıl sebep olan haberlerden bahsedeceğiz. Yani Spider-Man 4'e değineceğiz. Spider-Man 4'ten bahsedeceğiz bahsetmesini ama bu haberler beni çok da memnun etmedi arkadaşlar. Bakalım sizler memnun kalacak mısınız? Sizler ne düşüneceksiniz? Yorumlarda belirtirsiniz zaten. Haberimize başlayacak olursak. Canlar biliyorsunuz son zamanlarda Spider-Man 4 üzerine Sony ve Marvel acayip tartışmaktaydı. Bu yüzden film gecikmekteydi. Filmin konusunda bir noktada anlaştılar zaten. Onu sizlere aktarmıştım. Anlaşamadıkları başka bir konu daha vardı. O da yönetmen mevzusuydu. Yeni filmin yönetmeninin kim olacağı konusunda acayip tartışmalar yaşandı. Marvel diyordu ki ilk üç filmi yöneten John Watts geri dönsün. Sony diyordu ki bambaşka yeni bir yönetmen bulalım. Sonrasında Sony'nin dediği baskın geldi. John Watts kovuldu. Onun yerine yeni bir yönetmen arayışı başladı. Ve şimdi bu yönetmen arayışı sona erdi arkadaşlar. Ancak ben bu karardan hiç de memnun değilim. Yönetmen arayışının sona ermesinin ardından Spider-Man 4'ün yönetmeninin şu anda ekranda gördüğünüz Justin Lin isimli adamın olacağı söylendi. Bu adamı tanıyanlarınız var mı acaba? Tanımıyorsanız ben size kendisinin yaptığı işlerden bahsedeyim. Hızlı ve Öfkeli serisinin büyük bir kısmı. Bu abimiz Hızlı ve Öfkeli serisinin en son filmde dahil olmak üzere birçok filmine yönetmenlik yapmış. Ve sevgili Sony ve Marvel ortak karar alaraktan bu adamı alıp Spider-Man 4 filmine yerleştirmişler. Abi bu nasıl bir karar? Bence bu konuda herkes hemfikir olacaktır. Hızlı ve öfkeli serisi çok da güzel bir seri değil. Hatta gitgide daha da kötü olmaya başladı. Bu adamlar Spider-Man 4'ün yeni filmi hızlı ve öfkeli filmlerinin seviyesinde mi çıkartmak istiyorlar? Ne kadar saçma bir karar bu. Yani tamam elbette ki bir filmin kötü veya iyi olmasını sadece yönetmen belirlemez. Senaryo, karakterler gibi gibi şeyler vardır işin içerisinde. Ancak yönetmen bir film için çok büyük önem taşımaktadır. Yönetmen iyi olsun ki filmin de iyi olabilsin. İyi olma potansiyeli gitgide yukarıya çıksın. Yani yönetmen iyi olmak zorunda. Ancak abilerimiz hızlı ve öfkeli serisi bir sürü filmde çalışmış olan adamı alıp yönetmen yapmak istiyorlar. Hatta yapmışlar yani birçok güvenilir kaynağın bu haberi aynı anda paylaştı. Muhtemelen Spider-Man 4'ü artık bu adam yönetecek. Bu adamın yaptığı diğer filmlere bakacak olursak yani sadece hızlı ve öfkeli filmleri değil yani şöyle söyleyeyim size ne kadar düşük IMDb'li aksiyon filmi varsa hepsi bu adamdan çıkma. Bu da benim moralimi aşırı bozdu açıkçası. Spider-Man 4'ün harika bir film olmasını beklerken böyle bir yönetmenle anlaşmış olmaları benim beklentimi acayip düşürdü. Şimdiden hayal kırıklığına uğradım diyebilirim. Zaten buna sadece ben değil birçok insan böyle tepki vermiş. Twitter'da haber kaynakları bu haberi paylaştığı zaman herkes çok üzgün olduğunu, aynı zamanda sinirlendiğini belirtmiş. Hatta kim insanlar dalga geçmiş. Her geçen yeni bir günde spider manin daha ne kadar kötü yapabiliriz tarzında şeyler düşünüyorlar demiş adam. Hani herkes kızgın, herkes sinirli. Acaba Sony ve Marvel bu karardan dönecekler mi yoksa bu adama yollarına devam mı edecekler ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Sizlerin fikirleri neler bu arada sizler neler düşünüyorsunuz yorumlarda belirtirsiniz. Bunun yanında ortaya birkaç tane daha haber çıktı Spider-Man 4 hakkında. Örneğin Zendaya'nın geri döneceği resmileşti. Zendaya kesin ama kesin bir şekilde Spider-Man 4 filminde bulunacak. No Way Home'dan sonra artık nasıl bağlayacaklar olayları bilmiyoruz ancak Zendaya bu filmde bulunacak hani. Keşke bulunmasaydı, en azından bir film geri kalsaydı hani Zendaya olmasaydı sonraki filmde falan geri dönseydi. Ancak adamlar direkt olarak hikayenin devamına karakteri koymak istemişler. Bunun yanında yönetmeni seçilmesinin ardından filmin çekimlerinde çok yakında başlayacağı duyuruldu. 2024 yılı bitmeden Spider-Man 4'ün çekimleri başlayacak. Yani zaten konu da belirlendi, yönetmen de belirlendi. Artık harıları senaryo yazımı üzerinde uğraşırlar. Bakalım hani paralel evrenler mi olacak, sokak seviyesi mi olacak ya da aldıkları kararla beraber ikisini karıştırıp Toby Windrum falan mı getirecekler. Hani ne yapacaklar artık ilerleyen zamanlarda öğreneceğiz. Ama haberiniz olsun çok yakın zamanda Spider-Man No Way Home dönemi geri dönüyor. Bilmiyorum o kadar heyecanlanır mıyız, eskisi kadar yüksek olur mu heyecanımız. Ama her ne olursa olsun o dönem gibi bir şeyler geliyor haberiniz olsun. Yani şimdi uzaktan konuşmak çok kolay. Belki de filmin çekimleri başladığında, filmin çıkış tarihi yaklaştıkça ben de daha da heyecanlanabilirim galiba. Ama işte bu yönetmen mevzu benim canımı sıkmıyor değil. Keşke daha iyi birini seçselerdi veya mesela Sam Neymi falan seçselerdi. Hani bizim beklentilerimiz o yöndeydi. Ancak adamlar acayip alakasız biriyle karşımıza geldiler. Neyse yani bundan sonrası için ne desek boş. Çok da yargılı olmayalım. Belki de bu adam iyi bir iş çıkartır ortaya. Belki de büyük bir Spider-Man hayranıdır. Bu yüzden bu projeye gelmek istemiştir. Büyük bir tutkusu vardır falan filan hani. Umarım ortaya John Watts'tan daha iyi bir iş çıkartır. Çünkü ben John Watts'ın yaptığı yönetmenlikten çok da memnun değildim. İnşallah bu adam John Watts'tan çok çok daha iyi bir iş çıkartır da bizim de önyargılarımızı boşa çıkartmış olur. Neyse artık bu konu üzerine daha da fazla konuşmaya gerek yok. Artık konuşacak konu sizler. Sizler yorumlarda fikirlerinizi belirteceksiniz. Bunun üzerine tartışacağız, konuşacağız. Benim bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.